Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Zaten yayındayız. Artık biliyorsunuz bu iyice yayın konsepti haline geldi. StarCraft Remastered serimize devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlarımızla sohbet muhabbet içerisindeyiz. Episode 2 yapacağız yine. Zerg Campaign'in son görevi. Artık Full Circle biraz uzun sürecek. Eda ev işleriyle ilgileniyor. Şu anda yayına dahil değil. Zaten StarCraft sohbetlerimize çok da şey yapmıyordu. Diyelim ve çete yarım kaldı. Onları bitireyim öyle başlayalım. Bir 2K olsa da görürsün sen bizi. Yani bilmiyorum elimden geleni yaparım. Yani 200'lü zamanlarımda falan yapıyordum yani. Sylvanas'la ilgili son raid ile alakalı yayın oldu mu lore olarak? Hayır arkadaşlar biz lore konseyiyle bir nasıl söyleyeyim pazarlık içindeyiz. Çünkü pazarlık diyorum artık. Gün ayarlamaya çalışıyorum. Mesela benim bugün yayın açıp açmayacağım da belli değildi. Böyle şey olarak işte mesela dün bugün için yayın yapamaz durumda görünüyordum. İşler vasıtasıyla işte belki bilenler bilir işte bir süreç içerisindeyiz biz Eda ile ailelerimiz tanışıyor. İşte kız isteme alma verme falan muhabbetler oldu. İşte o sırada başka bir akrabamızın düğünü oldu falan ailem oraya gitti geldi. Eda'nın ailesi geldi ki hala yeğenleri şu anda içeride oturuyorlar. Belki yayın sırasında gelir giderler görürsünüz bir selam verirler. Falan derken bugün yayın açamıyordum ben. İşte o yüzden bir neyse bağlayayım cümleyi. Lore Konseyi ile bir pazarlık içerisindeyiz. Uygun gün ayarlamaya çalışıyoruz. Adamlara da hani benim boş günüm şu günler olabilir. Bugünlerden birini seçin falan tarzı bir şey yaptık. Çok yakında ama uzak değil yani böyle 3-4 hafta gibi değil. Baya yakın bir zamanda bu konuyla ilgili bir lore konseyi lore yayınımız olacak. Teknik bir incelemeden ziyade biraz lore yaklaşımı olacak diye düşünüyorum. Çünkü teknik inceleyecek durumda değiliz. Bu arada yayın haricinde biz Eda ile raid'e girdik. İlk 5 boss'u kestik. Normalde tabii ki. Şu anda hani acelemiz yok. Rahat rahat takılacağız o konuda. Biraz insanlar cihirlansın çünkü pug'da bu raid'in geri kalanı epey zor gibi görünüyor. Adamlar normal 350K'dan falan satıyorlar yani. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Acelemiz yok. Belki WoW yayınına içerik olarak işte günlük görevler, Torghast ve Dungeon gösterebilir durumda olacağız. Ama biz dediğim gibi yani evde benim işim olmasa Eda'nın işi oluyor. Eda'nın işi olmasa benim işim oluyor. Aynı anda bilgisayarın başına oturduğumuzda da böyle yaklaşık yarım saat, birer saatlik gibi zamanlarımız oluyor. Onda da Heroes of the Storm oynuyoruz yani. Sadece robotla çözülecek şeyler değil arkadaşlar. Yemek yapılıyor evde, bulaşık oluyor. Yani işte evin toparlanması falan. 2 haftadır Eda yoktu. Ben hallediyordum bir şekilde. Yani üstün körü. Eda kadar tabii daha yani iyi temizlik ya da toparlama yapamam. Şu anda Eda yaklaşık 3 1 aydır mı? 1 aydır falan ilk defa evde hafta sonu bir şeyler yapmak istedi. Böyle. Şimdi girişimizi yaptık, selamımızı verdik. Devam edelim. Zerg Campaign'de arkadaşlar Full Circle bölümündeyiz. Şimdi ben arkadan Full Circle bölümünün haritasını açtım. Çünkü epey zor bir harita. Biz en alttan başlayacağız, en yukarı doğru gideceğiz. Ayr gezegenini işgal etme durumu söz konusuydu. Çünkü en son Tassadar bizi kışkırtmıştı ve Zeratul bir Cerebrate yani benden başka bir ben gibi düşünün. Bir Zerg kumandanını öldürüp kaçmıştı. Onun peşine düşüyoruz. Ayr'da Zergler için diyorum özür dilerim. Protosslar için kutsal bir gezegen. O yüzden yani bizi zorlayacak bir bölüm ve genelde hep söylerim zaten de bunu hani videoyu terk edin diye söylemiyorum. Müthiş bir oyuncu değilim. Özellikle StarCraft'ta genelde izleyicilerimizden yardım alıyoruz ki bu bence konseptin en güzel yanı bu. Çünkü gerçekten böyle sohbet muhabbet oluyor o anlamda. Birazdan gelir Erdem'le Mustafa abi. Sağ olsunlar çok yardım oldu bana. O yüzden biraz uzun sürebilir işte ve en zor bölümdeyiz. Özellikle Zerg oynama konusunda zorluklarımı düşünecek olursak. O zaman vakit kaybetmeyelim. Full Circle. Valla o tarz konularda arkadaşlar elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Capstock yani İzmir'de bir şey bulursan en azından yuva sağlayabilirim yani. Zaten ev genelde boş duruyor. Günün 3 saati falan kullanıyorum. Evet, Protoss Temple'ını yok edeceğiz. Şu anda Overmind da bize onu söylüyor. Son savaşa geldik. Bu temple'ı şey yapacağız. Zelnaga'nın ilk yerleşim kurduğu
yerlerden bir tanesi. Çok iyi, en azından Kerrigan ölmemeli gibi, zaman sınırı falan gibi bir sınırlamamız yok. Ya dili çok ağır, direkt spawn yani böyle şey çeviri yapamıyorum ama özetle söylüyorum. Yani bir şey kaçırmış olmuyorsunuz, onu da tekrar edeyim yani hikayede böyle derinlerde. Queens, Zork Queens, Ensure the Spell, The Defiler's Plague, Cast Big Cloaked Unit, Allow to... Neymiş? Other Units Targetlam. Allah Allah. Bunlara mı yürüyeceğiz? Defilers ve şey. Evet, ince uzun bir harita ve şöyle yukarı doğru gelelim ve Temple'ımız burada. Bizim burada savunacak bir şeyimiz yok. O yüzden başlayalım. Dronlarla. Burada gaz yok mu? Gaz yok mu? İnşallah şey. Bu ince uzun haritaların tek bir sıkıntısı oluyor şu anda. Hareket kabiliyeti çok tuhaf oluyor. Şimdi bakıyorum. Herhangi bir şeyim yok. Ne derler? Binam yok. Önce bir spawning pool yapmam lazım. Doğru yapayım. Şimdi gördüğünüz üzere kristaller fazla. Şöyle alttan haritayı da ben bir check edeyim. Evet, soluma doğru biraz daha kristal var ve gaz yerleşimlerini göremiyorum. Biraz yaklaştırmam lazım. Solda sağda epey bir şey var gibi görünüyor. Bakalım. Bakalım çünkü şu anda o bir gözetleyiciydi. Biraz daha şeye gidelim. Drone gidelim. Selam efendim, selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evolution Chamber yapacağım, unitlerimi güçlendirmek adına. Genelde ben Guardian'larla ilerliyorum, o yüzden bir Spire yapacağım. Gerçi bütün binaları yapmaya gidebilirim bu bölüm çünkü... Ben şuraya bir tane spor kolonu yapayım önce bir. Özellikle şeyden dolayı diyorum abi, adını sen söyle. Protoss unitleri yere karşı çok güçlü. Hani bunun dayağını yemek istemiyorum açıkçası. Guardian'lara Remastered'da yo, nerf gelmemiş ha. Ya da bilmiyorum yani, önceki halini bilmediğim için salakça bir yorum yapmayayım yani. Mineralim var. Aa, 200'müş pardon. Thank you.
Gördüğünüz üzere yere karşı çok güçlüler. Şuraya birkaç spor koloni daha yapmam lazım görünüyor. Şu gazı korumam lazım. Klasikteki haliyle aynı zaten. Guardian spam yap, Guardian'a bombalarken işte birkaç tane geçen Mustafa abi önerdi onu bana. Guardian'ları basıyorsun, yanına da birkaç tane mutalisk görüyorsun. GG easy. O yüzden bu hava birimlerini güçlendirmeyi tercih ediyorum. Yani güçlü olabilirler, bir şey demiyorum ama o anlamda daha çok River, Dragon falan basıyorlar. Onlar da yani yer unitlerimin katili oluyorlar. O tırtılı ben pek sevmiyorum. Ben Terrancıyım genelde. StarCraft 2'de de Terran oynuyorum. Terrancı olduğum için de pek hoşuma gitmiyor ya. Ne yalan söyleyeyim. High basıyor. Den mi? Böyle birisi oyun başka bir şey yapınca canın çekiyor değil mi? O nedense var ya bizde. Böyle yapmak istediğim bir şeyi başka birisi yapınca kıskanıyoruz. Bende çok var o ya. Ben deliyim o konuda yani, inanılmaz. Hiç hoş değil ama. Dürüst konuşayım yani, hiç sevmiyorum o şeyimi, yönümü. Benim de çok eskidir yani StarCraft'la şeyim. Yani çok böyle iyi oynadığımı söyleyemem. Vakti zamanında işte öyle bir göreyim falan bölümleri. Belki hepsini bitirmedim bile falan yani, bilmiyorum. Şimdi hikaye işleriyle ilgilenmeye başlamıştık. Tamam, böyle okudum, ettim, izledim falan ama bir oynayıp tecrübe etmek istiyorum yani şu anda. Sinematikleri güzel canım. Yani sinematiklerin güzel yapan şey hikayesi oluyor altındaki yani. Yani hikaye kötü olsa o sinematik sana hiçbir şey aktarmaz yani.
Oo, sert geliyoruz. Biraz daha havaya yönelik bir savunma geliştirmemiz gerekecek gibi. Şimdi eğer Reaver yürümeyeceklerse açıkçası ben Mutalisk'e yürüyebilir miyim bilemedim şu anda ama. Şu an ikileri farkındaysanız hava unitleri geliyor abi. Var 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 da. Ben şu an stratejimi neyin üzerine geliştireceğime karar vermiş değilim ya. Buradan gaz bulmaya çalışıyorum ama. Tamam. Sol yukarıda. Sağ yukarıda var bir şeyler. Önce bir gaza yürümem lazım. Brute War var abi var. Anlamadım. Şey Rotten anlamadım abi. Karapası yenilemek istiyorum. Şey çok fazla yok ya. Bir hatchery daha mı yapsam? Yok bebeğim.
şeye çıkamıyorum. Paylonlara abanacağım da range'indeler ya. Mesela şuraya yaklaşsaydım o şeyler çok rahat rahat yerdi beni. Foton kanonlar. Şu an gaz, ciddi bir gaz sıkıntısı yaşıyorum. Bu renkleri fark etmişsinizdir. Bazı şeylerin renkleri farklı düşmanın ünitelerine. O sarılar, yeşiller değil de sarılar ağzımıza sıçacak. Ben diyeyim bak. Ha evet bebeğim. Yok onu buldum, diğerini bulamadım. İşte böyle böyle ekonomimi küçük zararlar veriyorlar. Hiç hoş değil. Buradan mili geliyor genelde. Evet, o yüzden öncelikle sağ tarafa saldırmayı düşünüyorum. Sağ taraf biraz daha hava ağırlıklı. Gaz evet. O yüzden gaz şey yapmaya çalışıyorum ilk hedef olarak. Şimdi tam full bir ordu Guardian yapıp da yanına da full bir ordu Mutalis görebilirsem ne mutlu bana. Ya da havaya vurabilen başka bir unit. Aslında Hidralisk de gidebilirim de. Aslında Hidralisk gidebilirim.
Deneyelim bakalım. Yapacağım yapacağım. Yani dur geldi. Biraz gaz sıkıntım var ya. Uçan unitler sıkıntı. Recep teşekkür ederim, o da güzel fikirmiş. Aması var o işin. Aması da şu. Orada unitlerini kaybediyorsun abi. Ben şuraya biraz döşeyim bunlardan. Olabilir ama şu anda Hydra daha mantıklı geliyor çünkü hem yer uniti hem de daha hızlı hareket edebilir ya. Bakalım, deneyelim değil şeyse. Adam yani inatlaşmıyorum burada neticede. Evet. Hay gazına. Şimdi benim bu buraya çıkacak rampayı bulmam lazım. Şu an çok güvenli geldik ama. Bu biraz kötü olmuş olabilir bizim için.
defenses are under attack. Ha bilmiyorum onu. O dediklerinizde biraz cahilim. Biraz geri çekileceğim. Ordumu tekrardan kurup tekrardan saldıracağım. Şurada toplanacağım. Adını siz söyleyin. What? Gel kanka gel. O dediklerinizi cidden bilmiyorum. Dark Templar burada var mı yok mu? Ama Zeolotlarda yeterince problem şu anda bana yani. Gaz sıkıntı şu anda. Arkadaşlar, gazım bitiyor. O yüzden mineral ağırlıklı olan bir unitle saldıracağım. Zerkling. Ops, yanlış bastım ama güzel oldu, önemli değil. Şimdi ben haritama tekrar bakacağım. Evet. Gaz aşağıda görünüyor. Ne? Gel, hayır. Artık zorlamaya başladım.
Remastered oynuyorum. Eklenti paketi falan hepsi dahil buna. Hani Brood War oynamıyorum. Normal ilk daha. İlk. O kadar onu söyleyebilirim en azından. Ha, Brood War değil canım. Tamam bebeğim. Etmez aşkım. Biliyorum biliyorum Dark Templar'ı. Starcraft'ta yeni değilim canım o kadar da. Yeni gaz. Tamam, burayı aldık en azından. Gerek var mı bilmiyorum ama. Buraya niye hala geliyorlar onu çözmüş değilim ama. Şimdi ben bir kendimi karartayım biliyorsunuz niye. Hemen geliyorum ama buradayım sohbete devam. Elim ayağım terlemiş ya stresten. Buradayım abi buradayım. Biraz gelişim yapabiliriz artık. Ne o? 35 winning ha. Azmış ya falan. İtlik yapıyor.
lütfen. Neden? Depleted vermiş. Abi inanamıyorum. Ben ne yapacağım? Gaz depleted. Abi yuh. Hayır, ben burayı yeni ele geçirdim bir de. Ben ne bok yiyeceğim? Gaz olmadan. Çok enteresan gerçekten. Maden çok. Nefret ediyorum sizden. Bakalım. Zorkler çok zor ya oynaması. Şu anda bu haritanın şeyi tabi kaynakları çok kısıtlı. Gaz kaynağı çok kısıtlı. Şu an ne yapacağımı da tam kestirebilmiş değilim açıkçası. Mesela bu da depleted. Al buyur. Ben şuradan bir save alayım ya.
Haritanın iki yanını da temizlemiş olduk en azından şu anda. Şurada bir toplanalım. Biraz daha hidralisk yapalım. Hidraliskleri kuvvetlendirdik. Bunları yapmadık daha ama. Valla depleted'ları sömüreceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Kamerada değilim. Ben bir tane daha tüttüreyim. Kız çok beğenmiyor. Kız kardeşim döven manyak bir tane. Şimdi o gardiyanları hidralisklerle koruya koruya ilerleyeceğim. Niye StarCraft Remastered ile Diablo 2 Remastered arasında çok fark olacak ya? Şimdi yukarı doğru burası tamam. Aslında çok bir engelle karşılaşmayacağız. Yerleşim birimi olarak Dragunlar olacak. Gaz yok işin kötü tarafı. Haritada gördüğüm kadarıyla. Şöyle bakıyorum biraz daha ama. Ortadan ya da sağ taraftan ilerleyebiliriz gibi geliyor. Bakalım. Hayır canım, biri remastered, biri farklı bir şey yani. Şu an bu oyunun temasına hiç dokunulmadığını biliyorum en azından. Temasına dokunulmadı derken yani arayüzüne, oynanışına ya da başka herhangi bir şeyine dokunulmadı. Diablo 2'de dokunulacak. Ki onu da bu ara bulabilirsin yani. Bizim sayfamızda. Yo, ay yanlış basıyorum. Neyse. Evet, Blizzard konusunda savunma yapmıyorum ya. Biraz ilerleyelim bakalım. Yine bir save alalım.
şuradan haritamıza tekrar bir bakayım ben. Tamam, problem yok. Ben kamera olarak gelebilirim. Tamam. Çok şey ilerliyoruz. Görevi bir tekrar hatırlayalım. Destroy the Protoss Temple. Tamam. Nerede olduğumuzu bir tekrar hatırlayalım. Tamam, burada 3 tane dragon olacak. Bir de yukarılarda olacaklar. Direkt sağ veya soldan gidilebilir. O dragon tekrar gelir mi acaba? Şimdi ben oraya bir tane overlord çekeceğim. Ve başka duran unit yok değil mi? Yapacak bir şey. Selam abi. Forces are under attack. All forces are under attack. Yani adamların şey yenileme hızı çok iyi ya. Zırh yenileme hızı.
StarCraft oynanıyor abi. Ne haber Meteciğim, hoş geldin. Oo Meteciğim, sen de mi buradaydın? Başarılar dilerim. Ne diyeyim? Vallahi ben çok stresliyim. Ne yalan söyleyeyim. Şu an dragonlar bastı. Gel geri gel. Retreat. Giri tekrar mı? Tamam. Şu an I'm in trouble. Our forces are under attack. Çok fazla gardiyan kaybettim ya. Neyse. Gardiyan kaybetmemin sebebi şuradaki şey oldu. Carrier oldu. Gaz sıkıntısı çekiyorum abi. Gaz sıkıntısı çekmesem hiçbir problem yok. Guardian basacağız. Biraz da artık sizi bekletmeceli olacak. Sorry. Çok ciddi gaz sıkıntısı var bu haritanın. Şurayı yıkmaya çalışıyorum. Şu Stargate'i. Akor, teşekkür ederiz Prime'ın da aboneliğin için. Kesene bereket abi. Hoş geldin. Şu an o tek başına pek bir şey yapabilecek durumda değil ama yaklaşmıyorlar işte, öyle bir problemimiz var. Toplam 4 gardiyanım kaldı. Biraz daha gardiyan basmak için mutalisk yapmam lazım. Çok gaz ya.
Valla basacağım hileyi geçeceğim şimdi ha. Denenebilir abi. Zerglinglerin upgrade'leri full değil ama işte. Gazdan şu milli upgrade'leri yapamadım. Yok canım, şaka yapıyorum, öyle bir şey yok tabii ki. Hatta oğlum kolay kolay lan. Niye strese giriyorsun? Ehliyet sınavı değil mi oğlum? Bunları içeri salıp böyle atak verip içeri gardiyanlarla arkasından gireceğim. Şu an öyle öyle yapmayı düşünüyorum yani. Ne çok iyi o. Değil mi? Öyle bir şey. Oğlum niye yapmaktan vazgeçiyorsun? Komutu veriyorum zaten. Şimdi. Drift yapıyor böyle. O carrier'ları indirmem için hidralara ihtiyacım var abi. Ayrıca bu bölümde gaz vermeyen oyunum ben.
4000 gaz veriyor ya. Abi olacak şey değil yani. Larvayı tıklamışım. Evet ya. Bildiğin not enough vesping gaz çekiyor bana. Sinir bozucu. Ama tapınağa yaklaştım epey. Cocoon. Forces
Evet. Hadi bakalım biraz daha iyi. Forces are under attack. Başkan. Our forces are under attack. Ben şurada bir daha save alayım çünkü işler değişik yere gidiyor şu anda. Böyle heal atamıyorsun ya bunlara. Çok kötü bir şey ya bu. Zırh yapabilirsin en fazla. 300 beklemek zorundayız onun içinde. 300 gaz da yani mesele ya. No!
Aha, yaptık galiba. Dur bakayım. Ne? Heyecan yaptım. Lan al şu zörklingleri. Hadi lan bitiyor mu? Bu akşam ne yazık ki yok abi. Bugün yayın yapıp yapabileceğim belli değildi. Öyle spontan gelişti. Zaten akşama da kalmayacağım. Akşama da başka planımız var ne yazık ki. Yo yeğenim var işte. Yakında çok yakında. Özleyeceğiniz kadar yakında değil hem de. Çok yakında. Var ama yani. Planladık. Sürpriz olsun. Yani burada biraz Overmind Protosslardan intikam oluyor. Yani aslında yaratılmışların her ikisi de insanlar hariç Protosslar ve Zerg'ler olarak o Zelnaga'nın yaratıklar olduğu için diyeyim öyle söyleyeyim. Biraz daha Protosslar önde kalıyor. Şu an ondan bahsetti Overmind. Evet, resource olarak çok zor bir bölümde. Neyse ki sona erdirebildik. Evet, bir video geliyor. Hemen kamerayı patlatıyorum abi. Hayır. Gezegeni olsa gerek diye düşünüyorum. Hayır. Evet. Bunu biz yapmış olabiliriz. O son gördüğünüz tentakıllar bir hive, yani ne derler, ana binası var ya Zerg'lerin, onu temsil ediyor. Yani Ayr gezegeninde Zelnaga tapınağını patlattık, Protoss şeyini sona erdirdik, adını siz söyleyin, hükümranlığını ve Zerg'ler olarak yerleştik. Çünkü Overmind'ın kafasındaki şey oydu işte, Zelnaga'ya hem kendini işte güya ırk olarak ispat sağlayacak hem de İyicil ilk o evlat hani muhabbeti var ya Protosslara'dan intikam almış olacak. Şimdi güzel gittik. Bence iyiydi de. Şöyle bir bakalım neredeyiz. Full Circle'ı bitirdikten sonra
StarCraft 2 Missions bir açılırsa. Heh. Şimdi zaten tıkladığım zaman Full Circle'ı veriyor ve The Invasion of Ayr şeyini, sinematiğini veriyor. Bunu böylelikle tamamlamış olduk sizlerle birlikte. Bunu söylemem lazım çünkü siz, resmen sizlerle birlikte yapmış olduk. Protoss'a geçeceğiz ama YouTube'a atarken böyle ikicil bölüm şeklinde yapmayı düşünüyorum. Çok fazla böyle ha YouTube falan çekmem şimdi de devam ettiğimizi biliriz en azından. Yayında ne oluyor abi tarzında şey yapmayalım diye, şaşırmayalım diye. Evet, güzeldi, keyifliydi. Zorklar her ne kadar benim için oynaması zor da olsa bitirmiş olduk. Şimdi daha zoru var tabii ki. Dediğim gibi StarCraft 1 zora doğru gidiyor. Bu arada Rotten Course burada mı bilmiyorum ama sesimi duyuyorsa şöyle göstereyim. Geriye doğru bir gidiş yapayım. Single player tıkladığımda Brood War expansion'ı var ama henüz onu oynamıyorum. Buraya geçeceğim. Şimdilik ilkinden devam edeceğim. Protoss'ları bitireceğiz. Brood War'a sonra devam edeceğiz. Tabi varsa böyle Brood War'da özellikle kolaylık şeyi falan en easy'sini seçmemiz lazım. Çünkü ağzımıza sıçılıyor. Zor oyun, zor oyun. Ama güzel oyun işte. Vakit geçirtiyor sana bilgisayar başında. Ve 3. bölümle başlıyoruz arkadaşlar. Protoss Campaign The Fall. Zerg Overmind has successfully invading the Protoss homeworld. Ayr. Yani ya Zerg'ler işgal etti. Az önce dedim ya, tentacle'lar şu anda resimde de görüyorsunuz. Resmen bir Zerg gezegeni yapıyor orayı, Overmind. Zerg Overmind dediği de böyle çok gelişmiş bir Zerg. Ne derler, psişik olarak bütün zörgleri kontrol ediyor. Yani ona çok böyle karşı gelme imkanınız olmuyor. Eğer bir zörgseniz ona çok fazla karşı gelemiyorsunuz ne yazık ki. Overmount, kaos ve yıkım getirdi diyor. Şimdi First Strike, Staddle of the New Protoss Executor. Bu da Exekutor biziz bu arada. Ahmetciğim teşekkür ederiz. 16. ay aboneliği. Evet, zaten 16 aydır yayın yapıyoruz. Hoş geldin abi. Şimdi Phoenix'le tanışacağız. Phoenix'le buluşacağız. Daha henüz bu yeni görevler biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. Tassadar has failed us dedi, işte Ayr'ı kaptırdı. Şöyle orada da küçük bir hint vereyim size. Protosslar böyle kabileler halindeler şu anda. İşte bir Templar var mesela, muhabbeti geçtiği. İşte Templarlar Protoss şeyinin böyle nasıl söyleyeyim, elfleri gibi düşünün. High elfleri var, bir de Night elfleri var. High elfleri işte şu anda Tassadar yönetiyordu. Night Elf'leri de Zeratul yönetiyordu. Yani Dark Templar'ları da Zeratul şey yapıyordu. Phoenix de böyle biraz ordu şeyi gibiydi yani. Hani askeri kanadı şeyi gibi. Şu anda Tassadar ana şey ama hani düşünün. En fazla ne derler, en kalabalık şeyi, birliği bu Templar'lar. Yani Hierarch diye geçiyor nasıl şeyini bilmiyorum ama. Biz de onun komutanları pozisyonundayız şu an oynarken. Tassadar onları başarısızlığa uğrattığını düşünüyor ve yeni bir egzekütör çıkmasını bekliyorlar. Daha high egzekütör, öyle söyleyeyim. Çünkü biz de egzekütörüz. Yani biz Tassadar'ın yerini almadık. Tassadar bu expansion'da kendini gösterecek tekrardan ama daha ona var. O yandan spoiler vermiş olmayalım. Biz şu anda ortalığı toplama işini yapacağız burada. İşte Phoenix'le buluşacağız. Phoenix'te şu anda yine kutsal bir tapınakta, Antioch'ta bizi bekliyor. Ve Phoenix yaşamak zorunda. En sevmediğim görev şekli de budur yani. Şu yaşamalı, bu yaşamalı. Ya arkadaş, bunlar koskoca hero'lar. Bilmiyorum yani. Heroes of the Storm oynayanlar da bu arada Phoenix'i tanırlar. Öpüyorum kardeşim. Görüşürüz Ahmetciğim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Protoss oynaması en zor ırk bence. Yani ben Zerg'lerde çok zorlanıyorum ama bilmiyorum, bakalım göreceğiz. Yani Zerg'lerdeki o şey var ya, mesela bu bina asker üretmek için değil falan böyle hani. Anladın mı? Her bina kültürü yok yani. Mesela bunlarda biraz daha bina kültürü var. İşte robotik binası ayrı, asker binası ayrı. Dediğim gibi en çok sevdiğim, oynamasını sevdiğim ırk Terran. Terranlarda o biraz daha belli işte. Buradan asker, buradan robot çıkacak falan.
Bunlarda da öyle. O yüzden ben biraz daha şey yapıyorum. Ben o andan zorluklarda çok zorlanıyorum. Çünkü bir tane hatcher'ı var. O hatcher'den yapıyorsun bütün askerleri falan. Ama bayağı iyi oynadık yani. Bayağı öğrendim yani zorlukları bu aşamada. Evet. Büyük ihtimal burayı bize hediye edecekler. Ama biz buradan nasıl geçeceğiz? Yürüye yürüye geçeceğiz büyük ihtimalle. Şuradan bize köprüyü de vermiş zaten. Teşekkür ederim abi, hoş geldin. Bunların arasında Phoenix yoktur diye düşünüyorum. Hoş geldin Vispera. Yaşım yetmedi, kaçırdım oyunu. Kaçırmadın işte, oynuyoruz beraber. Protosslarda bilmemiz gereken önemli şey, altta şu barı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bar hem HP hem de bir mavi bar görüyorsunuz. Yeşil ve mavi. Mesela bununkinde bitmiş, bununkinde tam. Aşağıda da şeyi görüyorsunuz. Bu mavi olan bunların ne derler? Enerji shield'i. Enerji şeyi. Yani diğer ırklardan üstün kılmasını sağlayan şey de bu. Yani siz bunun canını bir yere kadar götürdükten sonra tam olarak öldüremezseniz bu enerji shield'i yeniden doluyor. Ben o Unity kaybedeceğim gibi. Şurada salakça bir tereyine takıldım, evet. Ve Phoenix'le buluştuk. Entaro Adun. Bu ara Entaro Adun da Alas olur. Tamam, bize onu verecek. Prop yapalım. Unpowered. Bunları ben bir içeri çekeyim şöyle. Şu Phoenix. Sen gel böyle. Buna 5 diyelim. 5 de Phoenix olsun. Ha, bu arada bu binaları paylonların yanına yapabiliyorsunuz. Burada gösteriyor. Paylonlar yıkıldığı zaman binalar inaktif hale geliyor. Ne oldu? Vaz mı geçmiş olduk yanlışlıkla? Ve aynı zamanda paylon olmadan da adam yapamıyorsunuz ne yazık ki. Yani paylonlar supply depot gibi bir şey. Ya bu arada paylonları yapmak için de herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Şu anda Phoenix bize şeyi öğretiyor. Ha, Adun'u anlatıyordum. Adun da çok eski bir şey hero'su. Adını siz söyleyin. Protoss hero'su, böyle kahraman tarzında. Entaro Adun o. Yani generalleri, komutanları kimse işte onun adını vererek selamlıyor Protosslar birbirlerine. Buradaki Adun muhabbeti de oradan geliyor. Entaro Adun. Mesela işte ben şu anda Utku'yum. Ben yönetiyorum bunları. Entaro Utku diyebilirsin yani.
Utku'yu selamlıyoruz falan tarzında. Zak Kaladax. Ha bu arada bu dragon unitleri de ölmüş. Protoss şeylerini zihinlerini, yani daha doğrusu ya daha ağır yaralanmış. Protoss'un zihinlerini ya da işte bedenlerinin bir kısmını kullanılarak yapılan bir robotik unit yani. Cybernetic core lazım. Bizim neyimiz var burada? Forge'umuz var. Evet. Görevimiz ne? Onu görelim tekrardan. Phoenix'te buluşacağız. Destroy Zerg Base. Zerg Base'ini patlatacağız. Hadi bakalım. Şuraya bir foton kanon daha yapayım istiyorum şöyle. Bu arada StarCraft 2'de mesela şey var, bir komutu verdikten sonra onun minerali peşin peşin düşüyor ve şeyi direkt anında görüyorsun tepkimesini, ama StarCraft 1'de öyle değil. Bina yapılmaya başlanana kadar, yani sen komutu verip vermemiş olman önemli değil, başlanana kadar o minerali düşmüyor sizden. Öylelikle de tamam mı değil mi falan göremiyorsunuz. Biraz o iyi olmuş yani StarCraft 2'de, komutu veriyorsunuz çat diye düşüyor şey. Şuna yürüyeceğim, shield'imizi arttıracak. Güzel. Bunda buranın, yani zorglardan geldiğimiz için söyleyeyim, hidralistikleri de dragonlar. Dragon'un range'ini arttırıyormuş mesela, bu güzel bir şey. Bunu yapalım 150 mineral olunca. Sonra biraz daha asker basarız. Tamam. Orası da çalışıyor. Burası da çalışıyor. Şu anda herkes çalışıyor. Güzel. Ben de bir kurşun sıkayım. Hemen geliyorum. Kamera kapanıyor. Ben buradayım. Buradayım. Sesimi duymaya devam ediyorsunuz. Evet dostlar. Dostlar. Biraz daha paylon yapma ihtiyacı doğabilir. Şu taraflara yapabilirim paylonları. P diye geçiyor StarCraft. Abi E2'de. O keşke tuş kombinasyonlarını değiştirmeselermiş. Konuşamadım. Cihaz. Bunlarda da repair olayı yok. Ha bu arada binanın yapılmasını beklemenize de gerekmiyor şeyde, Protoss unitlerinde. Siz binanın komutunu veriyorsunuz, o buraya ışınlanıyor. Aslında bu başka bir yerde var zaten mesela bu pylon. Siz bunun buraya ışınlanmasının komutunu verdiniz. Protosslar genelde pahalıdır ama güçlüdür. O yüzden çok dikkatli oynamak gerekiyor protosslara. Oynaması o yüzden zordur. Yani bir unit'i koya kaybettiğiniz zaman size çok fazla şeye mal oluyor.
O ne demek ya? Şimdi upgrade yaptık. Büyük ihtimal ilerleyen bölümlerde olacak o. Şey. Daha yani ikisi üçü. Şimdi weapon'ları geliştirelim. Buradan da şunu bir göreyim ben. İkinin mission'ları bitmiş oldu. Episode 3'teyiz. The Fall göreviyle başlıyoruz. Daha sonra Into the Flame'e geçeceğiz. The Fall görevi basit. Sol yukarıdalarmış. Hayır, orayı kaybedemem. Buraya bir şey yapmam lazım. Foton kanon yapmam lazım arka taraflara. Şu an fazla prop kaybettim. Foton kanon ne diye geçiyor? Kanon diye geçiyor, güzel. Yüz elli, değil mi? Bir unit kaybettik. Şuradan basmaya devam edelim. Bir unit daha kaybettik. Yüz olsun, şu ground armor'u da basayım. Yani en azından bir iki bölüm kolay olacak, sonra bizi zorlar. Aman sonra zorlanalım abi, lütfen, rica ediyorum.
Hatchery'yi patlatırsam rahatlarım. Zaten gerçi o olacak. Sürekli zerkling basacak oradan. Phoenix'e gidiyoruz. Orklar değerli bir düşman olduğunu kanıtladı. Ben Ayır'ı kurtarmak için savaşacağımı hiç tahmin etmiyordum diyor. Sen de işini iyi biliyorsun falan tarzı bir övgüde bulundu bize. Ve The Fall görevini de bitirmiş olduk. Gelelim şöyle bir kenara göz atalım. Şimdi Into the Flames olması lazım görevimizin adı. Devam edelim. Hadi bakalım. Your defense of Antioch has restored my faith. Phoenix yaşamalı, Zork'ları öldürmeliyiz. Phoenix'i pozisyonuna getir. Ve hala Entara Adun olarak sesleniyor. Yani şu anda bir Dark Templar işi şey yapmıyoruz yani. Konuşan karakter de Phoenix. Ha, Tassadar'mış, pardon. Though the Conclave bid me return home, I was compelled to remain.
A powerful psionic call drew my attention to a remote barren world named Char. Şeyden tasaları suçluyorlar dedim ya hani başarısızlığından dolayı. Tasalarda nerede olduğunu açıklıyor şu anda. Çok güçlü bir psijik güç tarafından diyor. Char gezegenine çekildim. O da şey Kerrigan hatırlarsanız. For I have learned much from the Dark Templar prelate, Zeratul. The Overmind controls its minions through agents called Cerebrites. Strike down the Cerebrites. Ha, şu anda onu söylüyor. Cerebritler tarafından yönetiliyor Zerg ordusu diyor. Overmind'ın şeyi diyor. Eğer Cerebritleri öldürürseniz hani güçlü bir darbe indirmiş olursunuz diyor. I pray we can trust you, Tassadar. Şu anda ayırt olmadığı için de tabi tasalara karşı da bir güvensizlik söz konusu. O da hemen tasalara şey dediler hani gelmek zorundasın falan tarzı bir durum oldu. O da ben doğru zamanda geleceğim tarzı bir yaklaşımda bulundu. Selamlar, saygıdeğer dostlar, kıymetli kardeşler, nasılsınız? Mevzular derin mi? Yo, iyiyiz. Yani sıkıntımız yok. İyi yayınlar. WoW bıraktınız mı aga? Hayır, bırakmadık. Şöyle söyleyelim. Son 4 yayınımızdan biri World of Warcraft'tı. İkisi Just Chatting'ti, yani IRL yayınıydı. Bu da şey, adını sen söyle, StarCraft yayınımız. WoW'u bırakmadık, oynuyoruz. Sadece imkan değil, grubumuz dağıldı biraz. Başka bir şeyler oldu falan. İşte evlilik arifeleri falan yani. Arkadaşlar o şeyi size tam söyleyeyim. WoW hayatta bırakılmaz. Öyle ya da böyle, kavga ya da dövüş işte falan filan derken bir şekilde devam eder abi her türlü insanların hayatında. 9-1 ile ilgili de hiçbir problemim yok. Takılıyorum. Sadece şu anda biraz hassas bir dönemden geçiyorum. Özellikle iş anlamında ciddi stresli bir dönemeci atlatmak üzereyim. Hem arkadaşlarımdan bu anlamda uzak durmaya da çalışıyorum, uzak tutmaya da çalışıyorum. Çünkü ciddi stresliyim. Yani şöyle özetleyeyim. Eda'ya çok teşekkür ediyorum beni bu salak günlerimde kaldırdığı için. Öyle yani, öyle söyleyeyim. Yani WoW'da da günlük görevlerimizi yapıyoruz. İşte raid'e girdik, 5 boss kestik normalde. İşte hedefimiz normal bitirmek falan filan yani. Evet, 15 dakika içinde. Bir dakika, 15 dakika içinde ne demek ya? Ben ne yapacağım ki? Az önce okudum ama hiçbir sıkıntı yoktu. Distract the Zerg. Phoenix get into position, kill the Zerg. Tamam. Zerg'ün dikkatini dağıtacağım Phoenix gelene kadar da. Hadi bakalım. Ben bir dakikalığına müsaadenizi rica ediyorum. Şöyle basayım. Bir bardak su alıp geleceğim ya. Bir şey yok. Hemen geliyorum. Ha, Eda verecekmiş. Evet, ver aşkım. Kamera gitti geldi. Açmayayım. Madem kapalıydı hemen bir kurşun sıkayım. Hemen devam edelim abi. WoW bırakılmaz. Ara verilir. Aynen. Deşarj edebileceğiniz bir şey varsa yardımcı olun. Vallahi basketbol oynamak istiyorum, spor yapmak istiyorum, ter atmak istiyorum. Yani o şekilde deşarj olma hevesim var açıkçası ama... Şimdi bu zörgler nereden geldi? Şöyle haritamızı çek edelim. Yukarıda rampa var. Teşekkür ederim bebeğim. Yeah.
Aynen. Ya WoW'la ilgili bizim problemimiz yok ya. Seviyoruz, takılıyoruz. Hikayesi için takılıyorduk. Biz sadece ana oyunumuz olmaktan çıkmış durumda sadece. Ya o da çok bir kayıp olmasa gerek World of Warcraft için. Aman Utku'ları kaybettik, ne yapacağız falan. Yani. Ama takdir edersiniz ki Türk WoW dünyasında öyle bir şey var. Yani adam Heroic Raid daha yapıyor olsa sanki bana World First oynuyormuş havasında falan takılıyor. Ya öyle. Mythic Raider'lar da öyle yani. Sadece HC'ciler böyle değil yani. Herkes öyle yani. Raider'lar çok mühim takılıyorlarmış gibi takılıyorlar. Özür dilerim bunu söylediğim için ama öyle bir hissiyat var özellikle Türk WoW camiasında nedense. Sabenet'i core yapmam lazım. Bir tanesini alayım bu unitlerden. 200 mineral. Dediğim gibi pahalı. Ama etkili. Hoş geldin abi. Ne haber? Bir tane zeolot yapalım, üretim yapmış olalım ya. Evet, sıcak. Gerçekten sıcak. Şu anda klima çalışıyor ama kar yok yani. İyiyiz abi, hayat mücadelesi, koşturmaca, çeşitli zorluklar falan filan yani. Böyle spesifik çok böyle bir şey yok hayatımızda. Burada başka aşağıda var mineral. Özür dilerim. Gazda karşıda. Mineral çok az burada da ona baktım. Buralara birer foton kanon döşemek şart oldu şu anda. Eda şu an çamaşır makinesine kızıyor. İzmir'de sıcak da yani eskiye nazaran kıyasladık mı güzel bir yaz geçiriyoruz. Yani geçen sene çok daha fenaydı yani o anlamda. En azından gece yatarken klima açma gibi bir zorunluluk hissetmiyorum yani. Çok büyük artı olduğunu düşünüyorum bunda. Var mı ya damda yatmaca? Vallahi balkonda de balkon yok.
Tamam bebişim. Cibinlik de iyidir ha. Serin tutar cidden. Çok sıcak. Ellerim şu an fena terledi ya. Hoş olmadı o foton kanonunun kırılması. Cam kapımız vardı balkonda. Onu sonuna kadar açıp uyurdum. Yani zaten biz evde çok durmadığımız için aslında, yani elektrik tabii ki çok yüksek faturası da, evde çok durmadığımız için korkmuyoruz. Açıyoruz klimayı. Diyoruz zaten 3-4 saat evde vakit geçiriyoruz. Onu da serin geçirelim, yani stres olmayalım bir de. Sıcaktı soğuktu falan derken yani. Açıyoruz. Kışın zaten öyle bir derdimiz yok da. Yazın da yani göze alıyoruz yani faturayı, ne yapalım. Başka harcayacağımız bir şey yok yani gerçekten. Buradan şey de söyleyeyim. Adını sen söyle. Hani gençlere tavsiyemiz falan, hani öyle şey yapmasınlar, bizi örnek almasınlar falan. Boşluk geyikler. Demek istediğim şu, harcama yaptığımız bir tek şey var hayatımızda. Sigara ve elektrik faturası yani. Ha, yemek de yiyoruz bir de yani hayatta kalmak için tabii. Su falan içiyoruz mesela. Güzel sağlam bir defans şeyi kurduk. Ve Phoenix ve adamları geldi. Bir dakika, neydi o? Hayır ya abi, çok gittin ya. Dursun bakalım Phoenix. Ben şurada bir save alayım. Zorilax'a. Yani 9-1'de biz şimdi sadece Cortia yapıyoruz Eda'yla. Cortia ve... Ops, biraz bir saniye. Mal falan yapıyoruz işte, takılıyoruz hani günlük falan. Bizi çok üzmüyor yani şu an gold açısından. Günde böyle hiçbir şey yapmıyoruz yani, bir saat falan oynuyoruz ya da oynamıyoruz. Evet yani özellikle öyle bir durum da var.
Ha bu arada Eda söyledi de siz duymamış olabilirsiniz belki. Adını söyleyeyim. Yani hem öyle rahat ediyoruz hem de sağ olsun izleyicilerimiz gerçekten bizi WoW'dan kopmamızı istemedikleri için diyeyim. Bize bu anlamda çok destek oluyorlar yani. Konsey var çok yakında abi. Çok yakında yani. Şey değil. Ben bir save daha alayım çünkü bunları hareket ettirmeye başladım. Sıkıntılı. Pandemide uzaktan çalışması mümkün olmayan kişiler sanırım makinacı ve inşaatçılar. Vallahi açma o konuyu ya. Açma abi o konuyu, açma. Açma, kalp kırıyorum.
Ayşegül hoş geldin. Hayır, tırtılımı kaybettim. Canı sağ olsun canım, ne olacak ya, önemli değil. Tamam, range'e girmeden onu da patlatabilecek miyim? Şu aşağıda bir lokasyonda vardı sanırım. Bir gidip check edeyim orayı. Ya işte gitme, gitme. Peşleme abicim, peşleme ya. Psikopatsınız zeolotlar, psikopat. You have not enough minerals.
instructions from your transmitter. Şurada ben bir Zorillax 2'ye bir save alayım. Tamam, Cerebrate'ı bulduk. Bu bölüm bitiyor galiba. Sitadel'e geri dönün diyor. Ben burada atağı komuta etmek için kalacağım dedi. Ve ikinci bölümü de bitirmiş olduk. ...15 dakika ilk şeyi vardı. 10 dakikada ikinci taraf sürmüş. Dostlar nasıl gidiyor? İyi miyiz? Biraz yoruldum gibi sanki.